Roketsan tarafından geliştirilen milli mühimmatlar SİHA'ların vurucu gücü olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mavi Vatan 2022 tatbikatı ise bir ilke sahne oldu. Aksungur SİHA Mamle mini akıllı mühimmatla ilk defa yüzen bir platform vuruldu. Savunmadaki Türkler bu hafta tatbikata damgasını vuran Aksungur SİHA'yı gündemine aldı. Deniz Kuvvetleri tarafından Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Vatan 2022 tatbikatı bu yılda nefesleri kesti. Tatbikatta 122 gemi, 41 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, amfibi hücum timleri, SAT ve SAS görev timleriyle kıyı birlikleri katıldı. Seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin son safhasındaysa fiili silah atışları gerçekleştirildi. Tatbikata yerli üretim Aksungur SİHA'da katılırken yine milli imkanlarla üretilen mamle güdümlü mermiyle atışta icra edildi. Atışta harp başlığıyla ilk kez bir geminin hedef alındığı görülürken atış sonrası hedef yüzer platform başarıyla imha edildi. Daha öncesinde Bayraktar TV2 sihalarla birçok görevde kullanılan ve hava savunma sistemlerinin imhasını sağlayan mam bu atış sonrası Aksungur'la Deniz Kuvvetleri'ne de hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan uçuşlarda havada kalış rekoru kıran Aksungur SİHA sahada da görev yapmaya devam ediyor. Anka platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa bir sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur SİHA, sahip olduğu Satcom faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor bu zamana kadar Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarıyla özel görevlerde kullanılmak üzere toplamda 5 adet Aksungur SİHA'nın teslimatı yapıldı. TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur, Mali sınıfı İHA olarak biliniyor. Anka platformu üzerine inşa edilen İHA, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyetle geliştirildi. Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA, kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için Anka Aksungur İHA sistemi gece gündüz istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini ayar, sar ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra edebiliyor. Anka Aksungur'un 40 bin e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren 2 adet çift turbo şarjlı dizel PD-170 motora sahip olması ise dikkat çekiyor. Kısa süre önce Türk donanmasının kullanımına sunulan Aksungur SİHA, geçtiğimiz yıl 12 adet mamle mühimmatıyla 20 bin fit irtifada 28 saat uçuş gerçekleştirmişti. Bu test uçuşuyla Aksungur 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 mamle ile bir günden fazla uçuş görevi de gerçekleştirdi. Düşük ağırlığıyla insansız hava araçları ve hafif taarruz uçaklarında hava yer görevlerine yönelik geliştirilen mamle, Aksungur test görevlerinde de kullanılıyor. Roketsan tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmat Mamle ise günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin standart mühimmatlarından en bilineni. Toplam 22 kilogram ağırlığa sahip mühimmat, lazer arayıcı başlıkla hedefini buluyor. Aksungur'un yüksek uçuş irtifasından daha uzak menzile rahatlıkla uçabilecek Mamle, zırh delici, yüksek infilaklı parçacık etkili ve termoparik toplam 3 farklı harp başlığına sahip.